Devlete göre yani sömürgeci anlayışı benimseyen devlet için en başta gelen düşmanlar kadınlar. Çünkü hem kültürü hem dili hem de bütün bir tarihi aktaran bir nevi organik bir kanal şeyi görevi görebiliyor kadınlar. Bunun sömürge zihniyetini oldukça korkuttuğunu düşünüyorum. Özellikle işte Sakine Cansız'ın, Leyla'nın suikastine baktığımızda, onların suikast biçimine baktığımızda burada hem cinsiyetçi hem de milliyetçi öğeleri fiziksel olarak yani onlara yapılan saldırının somut parçalarına baktığımızda bunu görebiliyoruz. Aynı şeyi Seveler için de gördük. Onların otopsi raporlarına baktığımızda bunun içine sadece milliyetçi bir saldırı yoktu ama cinsiyetçi kadın bedenine doğru, kadın bedenini hedef alan bir saldırıyı da gözlemledik. Nagihan için de aynı şeye şahit olduk. Ve benzer şeye aslında Hevrin Khalaf'ta da şahit olmuştuk. Yani dört parça Kürdistan'da var olan kadınların özellikle bedenlerine yönelik bu saldırının nasıl yapıldığını, ulus devletin bunu nasıl hedef aldığına şahit olduk. O yüzden de devletin, MIT'in bu istihbarat yapılarının kadınları hedef alması tesadüf değildir. Bu korkularıyla başa çıkma yöntemlerinden biridir. Bu devletin korkularıyla başa çıkma yöntemlerinden biridir. Ancak bu saldırıların, bu cinayetlerin, bu suikastlerin tek faili Türkiye Devleti veya Türkiye istihbaratı değildir. Ama buna yol ve olanak sağlayan Avrupa devletleridir aynı zamanda. Fransa 2013'te gerçekleşen bu katliama dair üzerine düşen hiçbir şeyi yerine getirmemiştir. Türkiye ile ilişkilerine devam etmiştir, silah ticaretine devam etmiştir, Avrupa Birliği buna devam etmiştir. Örneğin Almanya Türkiye'nin İHA ve SİHA'larına optik camlar vermeye devam etmiştir. Bu optik camlarla Kürtler katledilmeye devam edilmiştir. O yüzden de bu tip saldırıların tek faili Türkiye Devleti ne yazık ki değildir. Demokrasiden, insan haklarından yana olduğunu söyleyen Avrupa devlettir aynı zamanda. Yani genel olarak baktığımızda nüfusun %50'sini kadınlar oluşturuyor. O yüzden bir devlet için %50'nin uyur vaziyette kalması her zaman daha tercih edilebilir bir şeydir. Bu kadın mücadelesini, kadın bilincini uyandıran Kürt halkı, Kürt kadını bu yüzden büyük tehlike teşkil etmekte bu devlet için. Çünkü tam da uyumasını tercih ettikleri, güçlenmesini istemedikleri bir kuvvettir bu ve değişimi getirebilecek kuvvettir. O yüzden de Kürt kadınlarına saldırıyor. Bugün Türkiye'deki feminist harekete baktığımızda aslında onların Kürt kadınlarına nazaran daha fazla fırsatları olmasına rağmen 70'lerle birlikte Kürt kadın hareketinin, Kürt edebiyatının, Kürt yazınının bir şekilde öncü role geçtiği ve Kürt kadın hareketinin Türkiye'deki feminist harekete bile dünya feminist hareketlerine dahi öncülük edecek bir pozisyona geldiğini görüyoruz. Bu yüzden de devlet tehlikeli buluyor. Bilinci uyanmasını, kadının uyanmasından oldukça korkuyor. Dün Nagihan Akarsel'in Kibriye Evren'le 2021 yılında yaptığı bir söyleşi okuyordum ve söyleşinin konusu Kürt kadın dergiciliği üzerineydi ve bunu sorguluyordu. Bununla ilgili işte henüz en azından ulaşılabilen genel kaynaklar 1800'lere dayanıyor ama öncesi olduğu düşünülüyor. Öncesine dair de hala tarama yapılıyor. Ve Nagihan oradaki söyleşisinde şöyle bir şey demişti. Bu tarihi hatırlamak, kültürü hatırlamak, bizim geçmişimizi hatırlamak, Kürt kadınının oluşturduğu bu yapıtları hatırlamak aslında bir öz savunma biçimidir. Bu neyi öz savunuyoruz? Kültürü, dili, tarihi, yani tam da devletin bizi eritmeye çalıştığı, işte Türk-Sünni kimliği içine eritmeye çalıştığı, erkek Türk-Sünni kimliği içine eritmeye çalıştığı bir dönemde bu varlığa dair bir mücadele yürütmek çok önemli. İşte örneğin Nagihan bunu yazın alanında yapıyordu. Seve, Pakize, Fatma onlar bunu siyaset alanında yapıyordu. Sakine, Fidan ve Leyla da bunu aslında bir genel, bütünlüklü, bir ağacın bütün dallarını toplayan bir gövde gibi orada Paris'teki enstitüdeki çalışmalarıyla yürütüyorlardı. O yüzden de biz, yani benim gibi kadın siyasetçiler bunun siyasi ayağında, kadınların siyasi temsiliyetini, bütün haklarının siyaseten var olduğu bir zemini oluşturmak konusunda çalışmaya devam edecekler. Korkuya yer yok. Yapabileceğimiz tek şey mücadele. Çünkü mücadele etmemenin karşılığında yok olmak var ve bizim yok olmak gibi bir niyetimiz yok.